Merhaba arkadaşlar forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri kitabı Anka Kuşu sayfa 93 94 95 işleyeceğiz. Ses kaynakları ve sesin yayılması metne cevapları. Hazırlık çalışmaları. Her sesin bir kaynağı var mıdır? Arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap, çevremizde duyduğumuz her sesin bir kaynağı vardır. Sesin kaynağı olmadıktan sonra ses diye bir olgu ortaya çıkmaz. Çevredeki seslerin ilk oluşturdukları yerlere ses kaynağı denilmektedir. Çevreye kulak verdiğimiz takdirde çevreden birçok sesin geldiğini duyarız. Uçak sesi, kuş sesi, araba sesi, radyo sesi, flüt sesi, gitar sesi gibi birçok ses bulunur. Bu seslerin çıkardıkları nokta kaynaktır. Sesler çıktıkları kaynaktan çevreye dalgalar halinde yayılır. Buna bir örnek verecek olursak, suya attığımız bir taşın dalgalar yarattığını görürsünüz. Ses dalgaları da aynı bu şekilde çevreye yayılmaktadır. Sesin çevreye yayabilmesi için yansıya Bileceğimiz maddeler olması gerekir. Uzayda sesin yayılmasının sebebi budur. Uzay boşluğunda madde bulunmadığı için ses duyulmaz. Ses kaynağına yaklaşmak ya da kaynaktan uzaklaşmak ses kaynağının yeri hakkında bize bilgi verir. Cevap Sesler doğada kendiliğinden oluşabildiği gibi yapay ses kaynakları ulaşabilmektedir. Çevremizdeki duyduğumuz ses kaynakları dalgalar halinde bize doğru gelmektedir. Dalgalar halinde gelebilmesi için titreşim yapabileceği maddeler olması gerekir. Ses dalgalar halinde kaynağından çevreye doğru yayılır. Sesin kaynağında ses Yüksekten yayıldığı çevreden kaynağından uzaklaştıkça sesin duyulması azalır. Eğer ses duyduğunuzda kaynağına doğru ilerlerseniz ses yükselmeye başlar. Bu da sizin kaynağa yaklaştığınızı gösterir. Kaynaktan uzaklaşmaya başlarsanız sesin düştüğünü fark edersiniz. Bunun sebebi ses kaynaktan dalgalar halinde uzaklaşırken çevredeki maddelerde Titreşime yaparken bazı maddeler sesi emer, bazı maddeler ise sesi yalıtır ve yansıtır. Bu da sesin kalitesinin düşmesine sebep olur. Bundan dolayı kaynakta ses yüksekten kaynaktan uzaklaştıkça ses kaybı oluşmaya başlar ve ses düşer. Uygulama ses kaynağı. Gerekli malzemeler. Radyo, saat. Uygulayalım. Radyo ve çalar saati öğretme masasına koyup ses çıkartmalarını sağlayalım. Arkadaşlarımızın sesleri duyup duymadıklarını soralım. Arkadaşlarımız sınıfın farklı yerlerinde sesleri dinlesinler. Sonuç. Soru: Kullandığımız ses kaynaklarından çıkan sesler aynı mıdır? Cevap: Kullandığımız ses kaynaklarından çıkan sesler aynı değildir. Radyodan çıkan sesle çalar saatten çıkan sesin tonlarında farklılık vardır. Bu da bir sesin daha yüksek bize gelmesini sağlarken diğer sesin daha az duyulmasına sebep olmaktadır. Soru. Çıkan seslerin kaynağı nedir? Cevap. Çıkan seslerin kaynağına çalar saatli radyodur. Soru. Çıkan sesleri sınıfımızın her yerinde duyabildik mi? Cevap. Çıkan sesleri sınıfımızın her yerinde duyabilmemiz imkansızdır. Çünkü ses tonlarında farklılık bulunmaktadır. Çalar saat düşük bir ses şeklinde kaynak oluştururken rahatça orada sağlanan düzenek ve hoparlör sayesinde çıkan ses kaynağı sınıfımızın en uzak noktasında daha iyi duyulabilmiştir. Fakat çalar saatin sesi sadece çalar saat kaynağına yakın olan yerlerde duyulabilmiştir. Soru: Peki çevremizde sadece tabiat oylarının, olaylarının ve tabiattaki varlıkların mı sesleri vardır? Yoksa tabiatta başka sesler de var mıdır? Cevap, çevremizde doğal sesler olduğu gibi farklı sesler de duyulmaktadır. Sesler bazıları doğada kendiliğinden oluşmaktadır. Doğada kendiliğinden ses çıkabilen kaynaklara doğal ses kaynakları denilmektedir. Doğal ses kaynaklarından çıkan sesler doğal seslerden İller doğal seslere örnek vermek istersek insan sesi, hayvan sesi, rüzgar sesi, yağmur sesi, suyun sesi, gök gürültüsü sayılabilmektedir. Doğada, doğada kendiliğinden oluşan seslerin dışında ise insanlar tarafından oluşturan sesler de bulunmaktadır. Bu sesler yapay sesler olarak adlandırılır. Yapay sesler, müzik aletleri, taşıtlar, telefon veya zil sesleri gibi vurarak veya çarparak oluşan ses titreşimlerinden kaynaklıdır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfa cevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret <laughs> ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.